Sevgiyle, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum arkadaşlar. Hamdolsun Allah bize sağlık, sıhhat, afiyet verdi ve yeniden bir araya getirdi. Ona sonsuz hamdü sena ederiz. Onun elçisine de salat ve selam ederiz. Bize Cenab-ı Hak'tan haberdar etti. İçin, sevdiklerimiz için, bütün bir insanlık için sıhhat ve afiyet isteriz. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun isteriz. Hazreti Mevla'nın kendimize kılavuz ettik ve biliyorsunuz bir yolculuğa çıktık. Onun mesnevisinden okuyoruz ve bugünkü hayatımızda kendimize bizi bu hayat nasıl yaşanması gerekiyorsa tıpkı öyle yaşamamızı sağlasın diye bir haritaya ihtiyacımız vardı. Ve Hazreti Mevlana'yı da ve onun söylediklerini de kendimize harita kıldık, harita edindik ve yolculuğumuz sizlerle birlikte devam ediyor. Sizler de bu yolculuğa eşlik ediyorsunuz. Hepiniz sağ olun, var olun. Hepimizin akıbeti hayır olsun diyelim ve bizi takip edenler biliyorlar. Ahmet Eflaki Dede'nin Hazreti Mevlana'nın dönemine ait anekdotları kaleme aldı. Ariflerin Menkıbeleri adlı eserden okuyarak başlayalım. Biliyorsunuz Eflaki Dede Hazreti Mevlana'nın kendisinin not aldığı bazı evrakların olduğunu söylemişti ve o notlardan bize aktardığını ifade etmişti. Onlardan bahsediyorduk arkadaşlar ve en son Cenab-ı Hakk'ın çeşitli kullarının varlığından söz etmişti. Ahmet Eflaki dedi Hazreti Mevlana'nın bize aktardıklarından. Şimdi de şöyle devam ediyor, diyor ki, onun sana verdiği dertleri derman bil. Bu yapılabilir mi? Böyle düşünülürse evet yapılabilir. Yani sonuçta sizin dert diye düşündüğünüz şeyler aslında onun sizi eğmek, bükmek, olgunlaştırmak, yumuşatmak için size verdiği bir derman, öyle olduğunu düşünebilirsiniz diyor. Daha önce de bahsetmiştim biliyorsunuz. Michael Douglas'ın Game diye bir film vardı, oyun diye. Orada problem olan insanlar tıpkı bir tiyatroda olduğu gibi, yani sizin bir probleminiz var ama sizin haberiniz olmadan bir grup oyun sizin etrafınızda bir şekilde sizinle farklı yerlerde tanışarak sizi bir oyun içine sokup sizi aslında bir drama gibi terapi sürecini alıyordu. Öyle bir filmdi o. Hazreti Mevlana da diyor ki sizin dertleriniz var ama çoğu zaman bunların farkında değilsiniz. İşte Cenab-ı Hak sizin dert diye tanımladığınız şeyleri size gönderiyor ve sizin bilmediğiniz ama onun bildiği oyuncuları da eş, dost, arkadaş, akraba ya da eş yanınıza takıyor. Yanınıza takıp sizi bir terapi sürecinin içine alıyor. Ve siz aslında farkında olmadan yaşadığınız hayatla, başınıza gelen olaylarla o terapi sürecinin içerisinde yumuşuyorsunuz. Altının kaynayıp saflaşması gibi sizler de saflaşıyorsunuz. Hazreti Mevlana bize aslında bunu söylüyor. O yüzden uykudayken ya da uyanıkken sana gelen tiksindirici şeyleri onun lütfu bil. Hoşlanmadığın, tiksindiğin, nefret ettiğin birçok şey olabilir. Bunlar sanki sana onun tarafı neticede onlar onun fazlıymış gibi, merhametiymiş gibi düşün ve böylece bunları kabul et. Yani sızlanmak ve şikayet etmek yerine, ha benim şu anda bilmediğim bir derdim var. Bu derdime derman olmak için bu tür sıkıntılarla muhatap oldum. Bunları sabredeyim, bunlara dayanayım, bu ateşin içinden geçeyim ve sonuçta onun beni götürmek istediği yere gideyim diye düşünün diyor bize. Çünkü diyor ki, o bazen seni tokatla kendisine yaklaştırır. Çünkü sen kendi ihtiyarınla, kendi seçiminle onun yanına gitmiyorsun. Seni de seviyor. Sana da bir baht vermiş. Sen kendin öyle gitmeyince seni zorla, kamçıyla, tokatla kendi yanına getiriyor. Neticede bir derde muhatap olduğun zaman o dert sana Allah dedirtiyorsa senin için bir kazanç. Çünkü maksadımız ne? Maksadımız ona gitmek. Ona gitmek için de
bin bir türlü yol var. Bunlardan birisi de bir takım sıkıntılara katlanmak. Çünkü diyor ki o sana hat vuruyor, o sana sıkıntı veriyor, maksadı seni temizlemek. Böyle söylüyor. Ve o hastalıkların gitmesi için seni dağlar. Hani bazı yaralar vardır, ateşle dağlanarak. Eski filmlerde, kovboy filmlerinde falan çok görürsünüz. Eskiden bir takım yaraları düzeltmek için onları böyle ateşle dağılıyorlar. İşte Cenab-ı Hak da sendeki bazı yaraların giderilmesi için seni dağılıyor. Biraz canın yanıyor ama neticede yaran iyileşiyor. Çünkü diyor Hazreti Mevlana, sen onun devesisin. O zaman deveye merhem yaparlar ve deveyi dağılarlar. İşte sana da merhem yapıyorlar, dağılıyorlar. Fakat deveye dağılarken, merhem sürerken senin şu hastalığın var da onun için bunu yapıyoruz demezler. Sana da demezler. Sana da bir sıkıntı ya da problem geldiği zaman, senin de canın yandığı zaman şu yüzden dolayı senin canını yakıyoruz demezler. Sen de onu bilmezsin. Şu anda benim canım neden yanıyor? Bunun sebebi ne? Hangi yaram için bu yapılıyor? Sen onu bilmiyorsun. Ama neticede bu senin için bir fayda. Bize onu söylüyor. Şimdi bir takım dertlerin var. Sıkıntıların var. Hazreti Mevlana bize şu soruyu soruyor. Diyor ki, bu dert ya da sıkıntılar seni dünyadan soğutuyor mu? Soğutuyorsa bu gayet güzel. Hevesini kaçırıyor mu? Haz alma duygunu azaltıyor mu? Ve neticede eğer böyleyse bu sıkıntıların, bu dertlerin seni dünyadan soğuttuğunu, yalnızlaştırdığını, halkın içinden çekip aldığını görüyorsan aslında bunlar iyidir. Mesela köpekler diyor başına gelen belalar sayesinde bir kenara kıvrılırlar, öylece kalırlar. Karda, yağmurda acı acı bağırır ve başını merdivenlerin altına koyar. O zaman sana gelen sıkıntılar ya da problemlerin aslında senin şu anda farkında olmadığın ve bilmediğin yaraları tedavi ettiğini düşün. Ve sıkıntıları böyle gör. Böyle gör ki sonuçta onlar seni Cenab-ı Hakk'a doğru götürsün diyor Hazreti Mevlana. Sürekli sızlanan, sürekli şikayet eden insanlar olmayın diyor bize. Sürekli yani kedinin kuyruğuna her bastığın zaman miyav diyor ya mesela. Her kuyruğunuza basıldığında böyle ortalığı velveliye vermeyin. Bu senin için, yani sizin için bir tedavi süreci. Öyle düşünün. Biraz da canınız yansın yani. Bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın Bahavelet ne diyor Hazreti Mevlana'nın babası? Diyor ki Bahavelet birçok benliğim var. Daha önce geçen toplantıda konuştuk. Ego state'lerden bahsetmişti. Bizim birçok yerde öne çıkan rollerimiz var. Hangisinin gerçek olduğunu da çoğu zaman bilmiyoruz. Öyle olunca diyor ki Bahavelet, hangi benliğimin aslında gerçek ve olması gereken olduğunu bilmiyorum. Böyle olduğu zamanlarda diyor, baktım ki işin içinden çıkamadım. Sizler de yapın, işin içinden çıkamadığınız zaman en iyisi Allah'ı tazimle meşgul olayım, en iyisi onu zikirle meşgul olayım dedim diyor Bahavelet. Siz de öyle yapın ve her nefesi de son nefes olarak bileyim ve evlatlarımın yetim kaldığını düşünüyorum. Sanki bir saniye sonra, bir dakika sonra öleceğimi düşünüyorum. Geride kalanların benden ayrıldığını varsayayım, öyle düşünüyorum. Ve onunla meşgul olayım, Allah'la meşgul olayım. Diyor ki işin içinden çıkamadığınız sorular olduğu zaman, cevabını bulamadığınız sorularla karşılaştığınız zaman Allah'a tazimle meşgul olun. Yani ille bir sorunun cevabını bulmak zorunda değilsiniz. Ben şimdi konuşuyorum insanlarla, danışanlarla, terapiye gelenlerle. Diyor ki ben anlamak istiyorum. Neyi anlamak istiyorsun? Neden bu benim başıma geldi? Bunu anlamak istiyorum. Ya da o niye öyle davranıyor? Bunu anlamak istiyorum. İşte niye bana kızıyor? Niye bana kırılıyor? Niye bana küsüyor? Niye benden uzaklaşıyor? Bunu anlamak istiyorum. Anlayamadığın zamanlar olacak. Anlayamadığın zaman illa anlamam gerekiyor diye sürekli zihnini bununla meşgul etme. Birkaç defa düşün anlamadığın zaman gel
onu zikirle meşgul ol. Diyor ki yapamadığım zaman gideyim Cenab-ı Hakk'ı tazim edeyim, onunla meşgul olayım dedim diyor. Ve bunun da benim aslında son nefesim olduğunu düşünüyorum. Biraz sonra bu dünyadan ayrıldığımı düşünüyorum. Böyle düşünerek onu tazim edeyim. Benim anlamam gereken bir şeyse bana zaten bunu ulaştıracaktır diyor. Ve Allah'a da şöyle söyleyeyim. Böyle zamanlarda da şöyle söyleyeyim. Ya Rabbi ben bir çareyim. Bana ne istersen onu yap. Tamam. Onun sıfatlarına nazar ederim. İlk önce gül bahçelerine nazar ederim. Sonra da dikenlere nazar ederim. Yani bu dünyanın keyifli taraflarını düşünüyorum. Sonra da sıkıntılı taraflarını düşünüyorum. Arkadaşlar, genelde bir sıkıntınız olduğu zaman, bir probleminiz olduğu zaman zihnimiz sürekli sızlanacağımız şeylere gidiyor. Böyle yapmayın. Böyle zamanlarda yaşadığınız iyi zamanları da düşünün. Böyle zamanlarda hayatınızda. İkisini beraber düşünün. Ondan sonra da şu şeyi ilave edin. Bahavelet diyor ki, ilk önce gül bahçelerine nazar ederim. Sonra da kahır dikenlerine. Ondan sonra da Allah'ın hem kahrının hem lütfunun olduğunu düşünürüm. Fakat rahmeti de gazabının önündedir. Bunu düşünerek düşünmeyi bitir. Onun kahrı var, lütfu var ama lütfu kahrından her zaman daha fazla. Öyle olunca da nasıl bir çözüm sunacaktır diye düşünür ve işin içinden çıkar. Diyor ki kafanız karıştığı zaman, bir şeyleri anlamadığınız zaman, işin içinden çıkamadığınız zaman bırakın onları, Allah'a tazimle meşgul olun, zikredin. Ondan sonra da onun lütfunu düşünün. Rahmetinin her zaman gazabını geçtiğini düşünün. İşin içinden çıkın diyor. Hazreti Mevlana da bize ne dedi? Dedi ki, eğer bir sıkıntın varsa, bir problemin varsa, kafan karışıksa, bunlar senin şu anda fark etmediğin yaralarını etmek için, dağlamak için onun sana gönderdiği hadiselerdir. Yani böyle düşün. Yani sonuçta sürekli sızlanıp ortalığı verbeliye verme demiş oldu bize. Hafız Şirazi'den birkaç şey okuyalım. Ondan sonra Mesnevi'den kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Dilerseniz. Diyor ki bize Hafız Şirazi, ey daima kendisini beğenen, mağrur olup duran kişi, sende aşk yoksa mazursun. Kibirlisin, sürekli kendini beğeniyorsun. Bu hoş değil. Ama madem aşık değilsin, o zaman seni mazur görüyorum. Çünkü aşk yoksa kibirli olacaksın. Başka çaresi yok diyor. Ve diyor ki, aşk delilerin etrafında dönüp dolaşma. Sen şerefli bir akılla şöhret bulmuş kişisin. Yani sen aklı öne çıkarıp her problemini kendin çözmeye çalışıyorsun. Aşkı anlamazsın. Yine mazursun. Sana ne demeyeceğim. Sen de aşk sarhoşluğu yok. Ve şarap sarhoş olmuşsun. Aşıkların hastalığın alamet sapsarı bir yüzle dertli dertli ah ediştir. İşte onlar aşıktır. Yüzleri sararmıştır. Sürekli ah ederler. Bunlar aşıktır. Diyor ki hafız, attan ve sandan geç. Şarap kadehini iste, çünkü sen mahmursun. Hafız-ı Şirazi bize böyle söylüyor. Şimdi gelin, Mesnevi'den kaldığımız yerden devam edelim. Bazen biz nereye okuyoruz diye soruyor arkadaşlar. Şimdi Tahir-i Mevlevi şerhinden biz okuyoruz biliyorsunuz. 15.665 Tahir-i Mevlevi'nin şerhinden bugün okuyacağımız yer. Oradan başlıyor arkadaşlar. Evet Ahmet, dünyadan soğuduk ama bu da bir kandırmaca mı acaba diye merak etmiş. Onu yazmış bize. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, ben size bir sürü şey anlatıyorum. Güzel. Fakat bu anlattıklarım anlaşılıyor mu? Neden anlaşılmıyor? Neden anlaşılmıyor? Benim anlattıklarım niye zor geliyor? Ya da sadece benim anlattıklarım değil. Birçok şeyi neden fark etmiyoruz? Sebebi şu diyor Hazreti Mevlana. Ah töhmetli kişi, senin aklın altın döküntüsü gibidir. Döküntü ve kesinti üzerine ben nasıl damga basayım? Diyor ki arkadaşlar, senin aklın altın döküntüsü gibidir. Ne demek bu? Altın tozları var ya,
yere dağılmış. Şimdi yere dağılmış altın tozları. Bu altın tozları şu anda para etmiyor, işe yaramıyor. Neden? Çünkü bu altın tozlarını sarrafını süpürüp bir araya toplaması lazım. Ondan sonra onları da bir şeyin içinde kaynatıp onu böyle bir tam altın, çeyrek altın ya da bir sikke ya da bir akçe haline getirmesi lazım. Ancak o zaman bu altın işe yarar. Şimdi aklımız da arkadaşlar niye işe yaramıyor? Çünkü aklımız henüz sikke olmamış, tam altın olmamış, çeyrek altın olmamış. Niye olmamış? Çünkü dağılmış. Şimdi nasıl dağılmak nasıl olur? Şimdi senin zihnin o kadar çok şeyle meşgul ki bir yandan arabayla meşgul, bir yandan evle meşgul, bir yandan hanımla meşgul, bir yandan çocukla meşgul, bir yandan dersle meşgul, bir yandan ekonomiyle, bir yandan seçimle, bir yandan... Zihnin o kadar çok dağılmış ki altın tozları gibi etrafa dağılmış. Böyle bir akla konuşmak beyhudedir. Böyle bir akıl kendisini toplayıp da bütün dikkatini sana veremez. O zaman arkadaşlar, o zaman bizim öncelikli hedefimiz dağılmış olan zihnimizi toplamak. Dağılmış olan zihnimizi toplamak için zikir yapıyoruz. Zihnimizi tek bir yere toplarsak o zaman sikke olur. Tamam. Dağılmış zihne, altın tozları gibi etrafa yayılmış zihne bir şey anlatamayız, bir şey yükleyemeyiz. Diyor ki bize Hazreti Mevlana, aklın yüzlerce işe bölünmüş, binlerce arzuya bölünmüş, mal ve mülk hevesine gitmiş. Bu akla ben ne anlatacağım? Dağılmış bu akıl. Bunlara bir şey anlatma imkanı yok. O zaman diyor ki, bu dağılmış olan aklı, bu dağılmış olan parçaları aşkla toplamalı, eritmeli, sikke haline getirmeli. Böylece Semerkant ve Dımaşk şehirleri gibi hoş bir hale gelesin. Tamam. Demek ki eskiden Semerkant deyince, Dımaşk deyince yani Şam deyince herkesin sevdiği, hoşlandığı şehirler bunlar. Öyle olunca senin aklının dağınıklığını da giderip bunları aşkla bir araya getirip toplamak lazım. Bizim öncelikli işimiz bir şeyi anlamadan önce zihni bir yere toplamayı öğrenmek. Zihni bir yere toplamak nasıl olacak? Zihni bir yere toplamak, öncelikle zihnindeki o dağılmış seni, zihnin en iyi toplandığı yer neresi Cenab-ı Hak? Onu düşünürsen geri kalan zihnin o zaman sinki olur. Yani bir işe başlarken önce bu şu dağınıklıkları bir gider zihninden. Tamam, önce bir Cenab-ı Hakk'ı an, onu bir düşün. Ve bu yaptığımız şeyi, biz bu toplantıyı neden yapıyoruz? Onun için yapıyoruz, konuşmak için. Sen ne dinliyorsun? Onu dinlemek için. Neyin üstünde düşünüyoruz? Onun üstünde düşünüyoruz. Tamam mı? Diyor ki, bu zihninin dağınıklığını, aklının dağınıklığını en küçük parçaya kadar toplarsan, şüpheden arınırsan padişah sikkesi olur o zaman. Bize böyle söylüyor Hazreti Mevla. O zaman sen tam bir altın olursun. Tamam mı? O zaman ham kişi diyor. Böyle yani zihni dağınık olanlara ham diyor Hazreti Mevla'nın. Ağırlıkta bir miskali geçersen tamam mı? Padişah senden altın bir kadeh yapar. Sen biraz toparlan. O da senden altın bir kadeh yapsın. Değil mi? Evet. Tefekkür diyor bir arkadaş. Aynen öyle. Diyor ki, ey vuslat talibi. Bizler şimdi vuslatı talip ediyoruz ya. Yani vuslat talep ediyoruz ya. Biz neticede ona kavuşmak istiyoruz. Vuslat istiyoruz. Aşık zaten vuslat ister. Kime aşıksan ona kavuşmak istersin. Bu kadar açık. Neyi seviyorsan, talep ediyorsan ona ulaşmak istersin. Dürtülerimiz niçin? Mesela acıkma dürtüsü bizi ekmeğe ulaştırmak için. Acıkma dürtüsü ekmeğe ulaşmak için. Ondan sonra efendime söyleyeyim, eğer Cenab-ı Hakk'a acıkırsan, değil mi? Bunun vuslatını istersin. O da bize diyor ki, ey vuslat talibi. O zaman sen zihnini toplarsan,
O altın kadehin üstüne padişahın hem adı, hem sıfatları, vasıfları, hem de resmi işlenir. Yani sen öyle bir altın kadeh olursun ki senin üstünde Cenab-ı Hakk'ın vasıfları işlenmiş olur. Sen böyle bir şey olursun. Sana baktıkları zaman insanlar onu görürler. Seni dinledikleri zaman onu düşünürler. Tamam mı? Böyle biri olursun. Yani bize diyor ki öyle insanlar olun ki size bakanlar onu düşünsünler. Size bakanlar onu hissetsinler. Sanki onunlaymış gibi olsunlar. Böyle insanlar olun. Yani vuslat istiyorsanız böyle olun. Eğer böyle olursanız senin maşun, yani Allah, senin için hem ekmek olur, hem su olur, hem ışık olur, hem şarap olur, hem meze olur. Tamam. Böyle olursa senin için bunların hepsi, yani senin işin gücün o olur, başka da olmaz. O zaman bize diyor ki kendini derle topla. Niyetlenelim, kendimizi derleme ve toplamaya niyet edelim. Ki cemaat rahmettir. Her şeyi toplu olmak rahmettir. Topluluk rahmettir, merhamettir. Yani insanlarla da bir arada olalım. Efendime söyleyeyim, zihnimiz de toplansın, derlensin. Biz de topluluğun içinde olalım. Tamam, topluluk rahmettir, böyle söylüyoruz. Pekala. Diyor ki bize felek kubbesi altında 60 türlü sevdası olan, 60 türlü hevesi olan bir ruh bölünmüştür. Ne kadar çok hevesin varsa, ne kadar çok arzun varsa, Cenab-ı Hakk'ın dışında, ne kadar hevesin, arzun varsa o kadar bölük bölçüksün demektir. O yüzden bir yerde oturduğunuz zaman insanlar arsa, para, mal, mülk konuşmaya başladığı zaman bir bıçakla ekmek dilim dilim dilimleniyor demektir. O zaman bölük pörçük oluyorsunuz. O toplantı sizi bölük pörçük eder. Sizi, sizin ruhunuzu 60 parçaya böler. Bu tür konuşmalar ve bu tür topluluklar. Ve böyle zamanlarda diyor Hazreti Mevlana, o konuşmaya katılmak yerine susmak daha iyidir. Öyle yerlerde siz de yangına körükle gitmeyin, susun. Çünkü ahmaklara verilecek cevap sükuttur. Birisi ahmaksa ona cevap verme, sus. Yapacağım bir şey yok. Çok zor. Yani susmak da o kadar kolay bir şey değil ama yapacak bir şey yok. Ahmağa verilecek cevabın sükut olduğunu bilirim. Evet, biz de biliyoruz, siz de biliyorsunuz. Fakat takdir-i ilahi beni o derece mest etti ki ben istemediğim halde o mestlik benim ağzımı açıyor. Bak Hazreti Mevlana bize diyor ki bir sürü ahmak var yani ve onlara karşı da susmam gerekiyor. Ama ben susamıyorum. Niye? Çünkü mestim. Mest olduğum için ve bu mestlik beni konuşturuyor. Nitekim aksırmak da, esnemek de bizim ihtiyarımız dışında gerçekleşiyor. Bazen de diyor, istemeyerek de olsa bu meslekten dolayı konuşmaya devam ediyor. Evet, yani bu şu demek, her zaman ahmağa karşı susmanın doğru olduğunu biliriz ama çoğu zaman susamaya da biliriz, onu söylüyoruz. Peki, şimdi diyor ki, Peygamberimiz şöyle söyledi. Ne söyledi? Ben hakikati anlatmaktan, yani hakikati söylemekten ya da söylediğim şeylerin hakikat ya da gerçek olması gerekiyor ama belki değildir. Söylediklerim içinde belki gerçek olmayanlar da vardır. Bu yüzden ben de Peygamberimiz gibi yapıyorum. Ne yapıyorum? Günde 70 defa istiğfar ediyorum. Peygamberimiz de ne yapıyordu? Günde 70 defa istiğfar ediyor. O zaman biz de ne yapalım? Arkadaşlar, günde en az 70 defa estağfurullah, estağfurullah diyerek istiğfar etmeyi adet haline getirelim. Bugünden sonra hepimiz böyle yapalım. Günde en az 70 defa tövbe istiğfar edelim. Niye? Çünkü bir sürü lüzumsuz laf konuşuyoruz. Hepimiz bunu yapıyoruz. Peki,
Diyor ki Hazreti Mevlana, Allah'ın hikmeti esrar tarihi bilen alime meslek verir. Çoğu zaman bu alimlerin çoğu konuşmak istemez ama Cenab-ı Hak bir şekilde onu sarhoş eder ve konuşturur. Bazen de o yapar bunu. Bunu söylüyor. Böylece gizli sırlar açığa çıkar. Normalde gizli sırlar tutulmak istenir. Mesela bu tür insanlar bir sürü sırra vakıftır. Bu sırları içinde tutmak isterler. Ama bazen Cenab-ı Hak onların ağzını açar ve bu sırları isar etmek zorunda kalırlar. Hazreti Mevlana şimdi hepimizi ikaz edecek. Diyecek ki, bakın, bakın arkadaşlar. Ey insanlar, bize bunu söylüyor. Ey insanlar, Allah'ın hudutsuz olan rahmeti akıp gidiyor. Siz uykuda olduğunuz için farkında değilsiniz. Hepiniz gece gündüz Allah'ın rahmetini arıyorsunuz. Tamam. İyi arkadaşlar da Allah'ın rahmeti zaten sürekli bir nehir gibi akıyor. Ama sen uykudasın, hiç farkında değilsin. Nerede nerede diye arıyorsun. Hazreti Mevlana diyor ki derenin kenarında yatmışsın, uyuyorsun. Ve elbisen de derenin suyuna batmış. Üstünde böyle büyük cübbe var. Derenin kenarında uyuyorsun, üstünde cübbe. Cübbenin bir ucu da suya batmış. Fakat sen sudan habersiz rüyanda serap görüyorsun. Çöllerde su arıyorsun rüyanda. Yahu arkanda dere akıyor. Ama farkında değilsin. Sen rüyanda çölde su bulmak için koşturuyorsun. Ve bu düşünceyle sudan uzaklaşıyorsun. Bakın, düşünceleriniz, hevesleriniz, arzularınız sizi rahmetten uzaklaştırıyor. Halbuki siz o düşünceleri zihninizi toplasanız, onu tefekkür etseniz, zikretseniz, zaten o bir derenin suyunun aktığı gibi onun rahmeti sürekli etrafınızda akıyor. Mesela diyor ki Hazreti Mevlana, birçok bilgin, alim, değil mi böyle caka sapan, güzel giyinen, ağzı iyi laf yapan bir sürü insan ortalıkta dolaşıyor. Ve bunların çoğu ortalıkta dolaşıyor da hepsi de gafil. Niye gafil? Şundan dolayı gafil. Normalde diyor, ben susuzluğun uyku getirdiğini görmedim. Yani susuz birisi uyuyamaz. Eğer birisi uyuyorsa, uyku getiren susuzluk akılsızların hararetidir. Akıl eksikliğinden bunlar susuz kalmışlar. Gerçek de diyor Hazreti Mevlana, gerçek akıl nedir? Allah tarafından sana ilham edilen şeydir. Yoksa utaritin getirdiği akıl akıl değildir. Yani falcıların vesaire filan onların ortaya koyduğu şeyler değildir. Pekala. Ama biz diyoruz ki biz de akıllıyız. Birçok insan akıllı olduğunu iddia ediyor değil mi? Hepimiz akıllı olduğumuzu söylüyoruz. Diyor ki Hazreti Mevlana, senin aklın aklı cüzdür. Yani cüzi akıl, az akıllı yani. Ve senin aklının görebildiği yer ancak mezara kadar olan yer. Yani sen bu dünyayı en uzak görsen nereye kadar görürsün? Kabre ya da mezara kadar da olan kısmını görürsün. Peki arifler nereyi görür? Arifler nereyi görür? Onlar surun üfleneceği zamana kadar, hatta daha ilerisini de görürler. O yüzden senin aklın bu kabri ve toprağa geçemez. Çünkü en bildiğimiz yer orası. Ondan sonrasını bilmiyoruz gerçekten. Şimdi o yüzden ne yapmak lazım? Şunu yapmak lazım. Diyor ki Hazreti Mevlana, şimdi gaybı görecek bir göz ara. Madem senin aklın cüz'i akıl, madem senin aklın en çok toprağa kadar, kabre kadar görebiliyor, o zaman daha ilerisini gören bir göz ara. Ve onun sayesinde de berhudar olur. Tamam öyle olursa Musa aleyhisselam gibi sen de koynundan bir yedi beyza çıkarırsın, bir nur çıkarırsın, bunu söylüyor. Şu anda sizin abarttığınız akıllar size baş dönmesi verir, sarhoşluk verir. Kendinizi bir şey zannedersiniz. Bunu bırak, böyle yapmaktan, yani bunlardan vazgeç.
daha da ilerisini gören başka bir akıl bu. Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, bize söylüyor ya da hepimize söylüyor. Diyor ki, söz söylemek, güzel konuşmak, ben her şeyi biliyorum demek, bunlarla manevi olarak yükselmek mümkün olmaz. Güzel söz söylemekle, güzel şiir okumakla, tumturaklı laflar etmekle insan manen yükselemez. Allah'ın feyzini bekleyen kimse için dinlemek, söylemekten daha iyi. Hani ben ne yapayım diye soruyorsan, sen söylemek yerine dinlemeyi tercih et her zaman. Allah'ın feyzi önce kime gidiyor? Dinleyene gidiyor. Söyleyenden çok dinleyene gidiyor. Yani söyleyenler söylesin. Çünkü bir şeyi öğretmek, bir şeyi söylemek, hocalık yapmak, öğretmenlik yapmak. Bak ben insanlara şunu 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 öğretiyorum demek, kürsülere çıkıp vaaz etmek. Bunlar da bir şehvettir diye Hazreti Mevlana. Dikkatli olmak lazım. Bu da insanı kibre götüren bir şey. Yani ben ne kadar önemli bir adamım ve ne güzel konuşuyorum ve ne de güzel anlatıyorum demeye başladığım zaman işte bu da bir şehvettir diye Hazreti Mevlana. Allah yolunda her hayal ve her şehvet puttur. Eğer şehvet dediği şey nedir? Bir şeye iştahlanmak demektir. İnsanların senin söylediklerinden coştuğunu gördüğün zaman bu sende şehvet haline dönüşür. Daha çok konuşmak istersin. Daha popüler olmak istersin. İşte bunlar da Cenab-ı Hakk'a ulaşma konusunda senin önünde engeldir, puttur. Sen de putperest olursun. Şehvetine taparsan arkadaşlar. Diyor ki eğer herkes Cenab-ı Hakk'ın fazlına, keremine nail olsaydı, hidayet yolunu bulsaydı, Allah o zaman peygamber göndermezdi. Niye göndersin? Değil mi? Niye göndersin? Evet, Esma Sultan, ya bu benim görevimse ve ben öğretmensem, anlatmak zorundaysam filan diyor. O zaman yapacak bir şey yok. Emir edepten üstündür derler arkadaşlar. Emir edepten üstünse, okey, o zaman yapacak bir şey yok. Ne yaptığınız önemli değil. Bunun Allah'a ulaşma yolunda sizin için bir engel ya da şehvet olup olmaması önemli. Tamam mı? Siz onu bilirsiniz. Yani şimdi şöyle düşünün. Çok paranız oldu ama mütevazı değilsiniz. O zaman görgüsüz derler size. Değil mi? O zaman paranla övünürsün. Senin övündüğün her şey şehvettir. Paranla övünüyorsan para senin için şehvet. Ben güzel konuşuyorum diye insanlar arasında böbürlenirsen bu da senin için şerbettir. Bilginle övünüyorsan bu da şerbettir, bu da problemdir. Neye sahip olduğun ya da neyin senin görevin olduğu değil mesele. Onunla insanlar arasında itibar kazanmaya çalışmak. Budur problem. Evet. Selam veren arkadaşların selamlarına yeniden karşılık veriyoruz. Yani işe yarayan akılla yaramayan akıl arasındaki fark nedir? Bundan söz edecek Hazreti Mevlana. Şimdi aklı cüz, tamam mı? Aklı cüz nedir? Bir şimşek gibidir. Pat çakar, kaybolur. Yani karanlıktasınız, şimşek bir çakar, o anda birçok şey görünür hale gelir. Birkaç saniye cım, şimşek hemen gider. Şimşek gidince yeniden karanlıkta kalırsınız. İşte aklı cüz böyle bir şeydir. Bir şey hemen fark eder gibi olursunuz, hemen kaybolur. Şimdi şimşek yol göstermek için değildir. Yol bulmak istiyorsan elinde bir kandil olması lazım. Ya da bir şimdi el lambası olması gerekir. Şimdi şimşek aslında niçin? Şimşek bulut ağlasın diye, yağmur yağsın diye buluta verilen bir emirdir diye Hazreti Mevlana. Yağmur yağsın diye buluta emir vermek için şimşek çakar. Bizim aklımızın ziyası ağlamamız, ağlayıp da mahviyet şeklinde bulmamız içindir.
Evet, avaz yoklukla yol almak mı diye soruyor. Hazreti Mevlana diyor ki, biz yokluğa ulaşmak için ağlayarak başlamalıyız. Bizim aklımızın ışığı ağlamakla oluşur. Gözyaşı dökmekle oluşur. Tamam. Gözyaşı dökmekle oluşur. Çocuğun aklı nedir? Kitap okursan öğrenirsin der çocuğu. Çocuğun aklı çocuğa der ki, kitap okursan öğrenirsin der. Fakat Hazreti Mevlana diyor ki, kendi kendine kitaptan öğrenilmez ki. Hastanın aklı hastayı doktora götürür. Ve hasta aklıyla kendini tedavi edemez. Siz de akıllıysanız, sizin aklınızın sizi manevi doktorlara götürmesi gerek. Asıl akıllının yapacağı şey budur. Tamam mı? Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, öyle bir doktor bulursan, öyle bir kapı bulursan, o kapının halkasını sürekli çal, çalmaya devam et. Ve o kapının önünde dur. Zira sana ve senin gibilere feleğe doğru yol yoktur. Sen henüz yukarılara, feleklere doğru gidecek durumda değilsin. Tamam mı? Şimdi Hazreti Mevlana bize diyor ki, eğer bu tür esrar ehlinin yanına gelirsiniz, sırlar ehlinin, ariflerin yanına gelirseniz ve bunların yanına da ihlaslı olarak gelirseniz, samimi olarak gelirseniz, doğan kuşu gibi başınıza geçirilen külahtan kurtulursunuz. Evet. Evet, Ahmet bize gözyaşı aklı nurlandırır diyor. Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Diyor ki, senin aklının nurlanması, ışığının artması için gözyaşı dökmen gerekiyor. Yani yokluğa doğru gitmen gerekiyor. Okey. Pekala. Şimdi bizi şu konuda ikaz ediyor. Hangi konuda ikaz ediyor? Diyor ki, sen başlık davasına kalkışma, popüler olacağım diye uğraşma, en önde ben olacağım diye uğraşma, herkes beni görsün, herkes benimlesin diye uğraşma. Hepimiz bununla uğraşıyoruz. Mesela kardeşlerin arasında anne baban en çok seni sevsin istiyorsun. Sınıfta herkesin gözü ilk önce seni görsün istiyorsun. Başka yerlerde, pazarda, çarşıda, bilmem nerede en önde olmak istiyorsun. İyi de diyor ki Hazreti Mevlana, böyle yapma. En öne geçmeye çalışma. Başlık davasına kalkışma. Peki ne yapalım? Niye? Çünkü sen reyinde müstakil değilsin. Sen bunu yapmaya istidadın yok. Senin o topluluğun içinde olmaya istidadın var. Sen dinleyerek başla. Gözyaşı dökerek başla. Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Diyor ki, çabucak gönül tarafına git. Doğruca gönül tarafına. Gönle doğru. Yolculuğun gönle doğru olsun. Kendine gel. Sen adil bir padişahın kulusun. Cenab-ı Hak adildir. Değil mi? Kimler Cenab-ı Hakk'ın adil olduğunu düşünüyor? Hepimiz düşünüyoruz güya. Ama onun adaletinden hiçbirimiz de memnun değiliz. Eğer onun adaletinden memnun olsak şikayet etmeyiz. Ne çok şikayet ediyor insanları, değil mi? Hepimiz. Ne çok şikayet ediyoruz. Halbuki onun adaleti söz konusuysa niye şikayet ediyoruz? Tabii oturup da Cenab-ı Hak'la kızmıyoruz. Buna yüreğimiz yetmiyor. Ona laf söyleyemiyoruz da ne yapıyoruz? Etrafımızdakilere kızıyoruz. Devletin başındakilere kızıyoruz. İşte okulun müdürüne kızıyoruz. Ne bileyim, mahalledeki esnafa kızıyoruz filan. Ama asıl adalet sahibi, asıl her şeyin sahibi buna bak. Gücün yetiyorsa, hani sıkıyorsa ona kız. Halbuki diyor ki, sen adil bir padişahın kulusun. Ve diyor ki Hazreti Mevlana, o adil padişahın kulu olmak sultanlıktan daha hayırlıdır. Niye sultanlık istiyorsun ya? Kulluk daha hayırlıdır diyorum ben sana. Sen sultanlık istiyorsun. Neden? Hemen padişah olmak istiyorsun, milletvekili olmak istiyorsun, başkanı olmak istiyorsun, şunu olmak istiyorsun, bunu olmak istiyorsun. Değil mi?
Gerçekten insanların sana ihtiyacı varsa zaten zorla kulağından tutup seni oraya götürür. Ama ben bunu olmak istiyorum diye koşma. Çünkü diyor Hazreti Mevlana, kulluk sultanlıktan daha hayırlıdır. Niye böyle söylüyor? Çünkü diyor, ben Adem'den hayırlıyım, şeytanın sözüdür. Ben daha hayırlıyım, ben daha değerliyim, ben daha şerefliyim. Bunlar şeytana ait sözlerdir. Ey tabiat zindanında mahpus olan insan! Şeytanın kibri sebebiyle, azameti sebebiyle Adem'in kulluğu arasındaki farka dikkat et. Bak, bir tarafta şeytan var, bir tarafta Adem var. Birisi kibrit ve ben daha iyiyimi temsil ediyor. Diğeri de tevazuyu ve kulluğu temsil ediyor. İkisinden birini seçeceksin. Adem tarafına. Sen tevazu tarafını seç. Zaten seni başına bir devlet kuşu konacak. Seni bir yere getirir. Zaten omuzlarını alır götürürler. Şimdi bakın, insan ölünce insanı omuzlarının üstünde taşımıyorlar mı? Tabuta konmuş insan nerede gidiyor? Omuzlarda gitmiyor. Ölürsen gidiyorsun omuzlara. İnsanoğlu canlıyı diriyi gömer. Ölüyü omuzların üstüne yükseltir. Deniz canlı olanı batırır, boğar. Ölmüş olanı yüzeye çıkarır. Tamam. Eğer sen içinde bu arzuyu, bu şehveti diri tutarsan, canlı tutarsan herkes senin rakibin olur ve seni aşağı çekmeye çalışır. Ama sen yokluğu ve mahfiyeti bulursan, ölmeden önce ölmeyi becerirsen, herkes seni omuzunda taşır. O zaman omuzlara yükselirsin, tamam mı? Evet. Kul olmak nasip olsun diyor. Dilek, okey. Bunu istiyoruz zaten. Hepimize bunu yapmak nasip olsun. Tabii bütün bunları söylerken bu hatırlatmalarda iyi oluyor. Dua etmeyi, niyaz etmeyi de ihmal etmeyelim. Yani bak, bize de ölmeden önce ölmeyi nasip etsin. Değil mi? Evet, Başak da bize bu ayet-i kerime hatırlatıyor. Şimdi arkadaşlar, diyor ki Allah yolunun güneşi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne demiş? Demiş ki, nefsi zelil olan ve kulluğu elde eden kimseye ne mutlu. Peygamberimiz böylesini övmüş. Onu övmüş bize. O da bize onu hatırlatıyor. Diyor ki, Tuğba'nın gölgesini gör de o gölgede rahatça uyu. O gölgeye git, onu bul, orada yat uyu. Tuğba'nın gölgesi. Değil mi? Şimdi Hazreti Mevlana diyor ki, nefsin zillete uğraması Tuğba'sının gölgesi. Yani Tuğba'nın gölgesi dediği şey, o cennet ağacının gölgesi dediği şey nedir Hazreti Mevlana'nın? Nefsini zelil edersen, kulluğu elde edersen, o zaman Tuğba'nın gölgesinde yatar uyursun. Ve böyle yapmaz da benlik tarafına gidersen, benim demeye devam edersen, hidayet yolunu kaybedersin. Azgın bir sapık olursun, benden söylemesi diyor Hazreti Mevlana. Ve sonra bize diyor ki, madem ki peygamber değilsin, tabii ki değiliz, o zaman git ümmet ol. Madem ki padişah değilsin, ki değiliz, o zaman git teba ol. Padişahın tebası ol. Tamam. Ariflerin izinde yürü, evet. Kendinden bir rey ihdas edip de boşu boşuna zahmet çekme. Boşu boşuna yorulma. Çekilin, ben yapacağım, ben olacağım. Bunlar öylesine yorgunluktur ki boşu boşuna yorulursun. Onun yerine git bir Arif'in gölgesinde yürü. Tamam. Sükut et. Bir mürşit ya da bir muallim bul. Onun peşi takıl, izin de yürü ve sükut et. Da kamillik davasına kalkışırsın. Ben de oldum dersin ve normalde istigadını kaybedersin. Sırra vakıf bir üstada karşı serkeşliğe kalkarsın. Kafa tutarsın. Böylece ondan elde edeceğin şeyden de mahrum olursun.
Hazal Ana bize diyor ki, arkadaşlar şimdi ayakkabı tamirciliğine razı ol ve sabret. Şimdilik bu işi yap. Yoksa sabretmezsen yamacı ve eski olursun. Biraz sabret. Eskicilerin sabrı olsaydı, hilmi olsaydı, yani yumuşaklık olsaydı onlarda, hepsi ilim sahibi olurdu. Hepsi ayakkabı diken usta olurdu. Ama onlarda sabır yok, yumuşaklık da yok. Çok çalışırsın, çok didinirsin, nihayet usanırsın ve kendine şöyle dersin. Bakın, eninde sonunda hepimiz kendimize böyle söylüyoruz. Uğraştık, yaşımız belli bir yere geldi. O zaman kendimize şöyle diyeceğiz. Akıl meğerse bir ayak bağıymış. Bunu diyeceksiniz. Bir gün diyeceksiniz diyor Hazreti Mevlam. Şehirlerinizde her şehirde var, yani Konya'da var. İhtiyarların oturduğu yerler var. Orada öğle ile ikindi arası ya da ikindiden sonra ihtiyarlar oturur. Ben de bazen uğrarım oralarda ve konuşmalarına kulak misafir olurum. Az konuşurlar ve genelde hevesler, arzulardan pek meğerse her şey akıl bağıymış. İşte depremden zarar arkadaşları dinleyin. Söyledikleri cümle bu. Hepsi boş. Şimdi gururumuz dolayısıyla hak erlerine serfuru etmedik. Hak erlerine arzuladık. Hayal dünyasında yüzük. Yaptığım şey bu. Hazreti Mevlana diyor ki, ruh denizinde yüzmeye çalışmak boşunadır. O denizde Nuh'un gemisine binmekten başka çare yoktur. Ortalık tufan. Niye yüzeceğim diye uğraşıyorsun? Hazır Nuh'un gemisi. Hazreti Mevlana diyor ki, Peygamberimiz şöyle söylüyor. Ne yapın? Onun gemisine binin. Tamam, onun gemisine binin. Bu deryada benim diyor. Ve diyor ki Hazreti Mevlana, Peygamberimiz yaşarken Nuh'un gemisiydi. Onun vefatından sonra da onun velileri, arifleri yani Muhammediler o denizde Nuh'un gemisindedir. Ey yiğit, sakın ola ki o gemiden yüz çevirme. Ve sakın o gemiden ayrılma. O zaman Hazreti Nuh'un oğlu Kenan gibi ben yüzden uyarması diyor Hazreti Mevlana. Şimdi peygamberlerin yaşantıları bizim için örnek. Onun gemisi bizi kurtaracak şey. Çünkü diyor ki Hazreti Mevlana, onların gözlerinde gaflet var. O yüzden de Nuh'un gemisi ya da peygamberlerin söyledikleri ya da velilerin söyledikleri sana alçak görünüyor. Kendi fikrin çok yüksek görünüyor. Ben de insanım, benim de aklım var diyorsun. Halbuki, yani şunun için söylenmez, halbuki hiçbir şey değilsin. Kim bu gemiyi hor görme. Sakın söylediklerini küçük görme, hor görme. Ona bitişik olan bir fazlı ilahi var, ona dikkat et. Kendi fikrinin, kendi aklının yüksekliğine bakma. Küçücük bir dalga onu alt üst eder. Eğer Kenan gibiysen, sözlerce nasihat versem yine de inanmazsın. Ben birkaç tane söyledim. İster inan, ister inanma diyor Hazreti Mevlana. Çünkü diyor ki bazı kulaklar var mühürlenmiş. Ne söylesen duymuyorlar. Ve Allah eğer bir kulağı mühürlediyse, Cenab-ı Hakk'ı konuşursun, hoşuna gitmez. Ya biraz eğlenelim, gülelim, müzik açalım, şunu yapalım. Böyle söylüyor insanlar. Biraz bazı nasihat dinleyelim, biraz meslemi okuyalım, biraz Kur'an okuyalım, biraz hadis okuyalım dediğin zaman ruhu bunalır, daralır. Tamam. Hazreti Mevlana diyor ki, bunların kulakları mühürlenmiş. Bunlara bir şey yapamayız. Bunlara bir şey yapamayız. Fakat belki sen değilsin diye diyor ben bunları sana söylüyorum. Belki sen Kenan değilsindir. Dikkatle dinleyelim. İnşallah Kenan değilizdir. Bakalım bize ne söyleyecek.
Diyor ki kendine gel de yevmi ahireti bugünden gör. Şimdiden ahiret gününü bir düşün, tasavvur et. İşin sonunu bugünden itibaren görmeye çalış. Tamam mı? İşin sonunu. Ve mesut olan kimse o kimsedir ki sonu gören göz, tamam, sonu gören göz sürçmez. Yani sonu gören göz giderken tepe taklak olmaz. Tamam. Eğer sürekli düşmek istemiyorsan, sürekli debelenmek istemiyorsan, insanı kamilin ayak bastığı toprağa gözüne sürme gibi çek. Onların peşinden git. Tamam. Çünkü bu çıraklıkta, onların peşinden gitmekte, sen iğne bile olsan Zülfikar kesilirsin. Bir anda sen de şaşırırsın. Deven gözünün nurlanması için diken yer de o yüzden onun gözü iyi görür. Deve diken yediği için onun gözü iyi görür. Bu yüzden dolayı iyi görür diyor. Ondan sonra Hazreti Mevlana bize kısa bir anekdot anlatıyor. Şöyle diyor ki katırın birisi bir gün bir deneyle düştü. Katırla deve bir gün karşı karşıya geldi. İkisi de aynı ağıra düştüler. Katır deveye dedi ki, ya deve kardeş, ben tepede, düzde, pazarda, mahallede çok defa yüzü koyun düşüyorum. Hele dağdan aşağı doğru inerken tepe taklak oluyorum. Bir anda kendimi yerde tepe taklak yuvarlanırken buluyorum. Sen ne düşüyorsun, ne yere kapaklanıyorsun? Bunun sebebi nedir? Yani sen doğuştan talihli misin? O yüzden mi düşüyorsun? Diye katır deveye soruyor. Şimdi tabii biz uzun süredir mesleği okuyoruz birlikte. Hepiniz şöyle düşünün. Burada katır kim, deve kim? Acaba Hazreti Mevlana katırla neyi sembolize ediyor? Deveyle neyi sembolize ediyor? Yani katır kimi anlatıyor? Ve o niye sürekli tepe taklak oluyor? Bakın dikkat edin. Burada katır tepe taklak oluyor ama sürekli tepe taklak olduğunu da farkında. Bundan da muzdarip. Hele bazıları var ki sürekli yerlerde sürünüyor ama sorsan havada uçtuğunu zanneder. Yani en azından kendisinin farkında katır. Şimdi katır diyor ki Tahir-ül Mevlevi bize diyor ki katırdan maksat gafil ve asi olanlardır. Deveden maksat da halim selim olan müminlerdir diyor. Yani o öyle söylüyor. Hazreti Mevlana bunu söyleyince yani hikaye devam ediyor. Diyor ki akılsız insanlar bunlar da aslında tepe taklak olan katırlar. Ve onlar çoğu zaman da bu yüzden şeytanın maskarası olurlar. Genellikle taşlı bir yolda yuvarlanan topal beygir gibi hepsi tepesinin üzerine uçar. Onlar sürekli tevbelerini bozdukları için sürekli gaybtan tokatlar yerler. Siz çoğu düştüğünüz zaman neden düştüğünüzü bilmiyorsunuz. Bunların çoğu gayb tokatı. Ya ben nasıl şimdi tepe taklak oldum diyorsun. Bir anda ayağımı kaydı diyorsun. Bir anda işte tepeme şey düştü, saksı düştü diyorsun. Ama gaybtan tokatlar geliyor. Sonra hızlıca tevbe edersin. Fakat sonra yine sana tevbeni bozdururlar. Yine bozarsın. Ve tevbeni bozduğun zaman belli bir süre sonra da artık muti olanlara ne yaparsın? Hakaretle bakarsın diyor. Ey deve, sen amirsin diyor Hazreti Mevlana. Yüzüstü de yere düşmüyorsun, kapaklanmıyorsun, yuvarlanmıyorsun. Sende ne var ki sen afete uğramıyorsun? Deve ne diyor bakın. Şimdi şu insanlar var. Ben ne zaman altın alsam düşer. Ne zaman döviz alsam çakır. Ne zaman filan böyle diyen insanlar var biliyorsunuz. Hiçbir işim rast gitmez. Sürekli başım beladan kurtulmaz filan diyen insanlar var. Şimdi deve diyor ki her saadet Allah'ın vermesidir. Şimdi
İçinde bir saadet mi var, bir mutluluk mu var, bir keyif mi var, bir haz mı var? Bu Allah vergisidir, tamam. Fakat böyle olmakla birlikte Katır'a diyor ki, benimle senin aranda bazı farklar var, diyor. Pekala. Bakalım deve neden yüzüstü düşmediğiyle ilgili neler söyleyecek? Bugünkü vaktimiz sona erdi. Katır'la devenin hikayesine devam edeceğiz. Allah izin verirse önümüzdeki hafta devam ederiz. İşte Ramazan da geliyor bir yandan. Ramazan'da yine teravih saatleriyle çok çakışmazsa yine aynı saatte kılmaya çalışırız ama saatler uyuşmazsa onunla ilgili bir planlama yapar arkadaşlar. O zaman gelin niyaz edelim Hazreti Mevlana'nın şimdi diyor ki Hazreti Mevlana, ey aşkı kutluluk göğünde uçanlara kol kaynak veren, uçanların uçuşunu arttırıp duran sevgi. Senin sevda halkanda ruhanilere çeşit çeşit haller geldi. Ben batanları sevmem sizlere, her an senden şekiller görünmedi. Gönüller senden baş aşağı gelmiş, yeryüzü bir kan denizi kesilmiş. Ey aylardan da üstün, yıllardan da güzel sevgili. Sana ay diyemem ben. Dağ gamla yarılmıştır da o gam dağ içine çökmüştür. Bütün bu keremler, üstünlükler senin kereminden, senin lütfundan bir katrecik kan elde etmiştir de o yüzden gelişip yetişmiştir. Bilirsin ki kuyruklar da başlara uyup gider. Topraktan ulu bir er düzer koşarsın da melekler bile kıskanır. Senin peşin parana karşı can bile müflis hale gelir. Bütün mallar, mülkler döşenir. Ayaklar altında kalır. Kimin kolu kanadı olursa o yücelikler elde eder. Hal böyleyken kişilerin de benler vardır yüzünde güzelleştikçe güzelleşir. İlahi, tutalım ki biz dikeniz. Hem de kötü bir diken. Fakat diken gülle bir arada değil mi? Sarraf altın tartarken teraziye miskalle beraber arpa da koyar. Ey sevgili, aşk tüm bir iş, bizse onun parçasıyız. O uçsuz bucaksız bir deniz, bizse bir damla. Gök aşkla uzlaşıp dönüyor. Aşktan mahrum olunca yıldız bile sönüyor. Söz bengi sudur, çünkü ledin bilgisinin aşkından doğmadır. Ya Rabbim, aşkı canımızdan eksik etme. İyi işlerimiz meyve versin. Çoğaldıkça çoğalsın. Söz mana ehline çok söz bile azdır, kifayetsizdir. Ey en küçük bağışı dünya mülkü olan Allah. Ben ne diyeyim? Sen gizli olanı biliyorsun. Ey daima ihtiyaçlarımız için sığınak olan. Biz yine yolumuzu şaşırdık. Biz zayıf bir halde, aciz bir halde dileğimizi tapınağa arz ettik. Artık birbirine ulanan zevali olmayan, sınırı bulunmayan rahmetinden sen ihsanda bulun. Ey alemlerin Allah'ı, ey yardımcıların en yardımcısı, bizi sana aşık kullarından ayırma. Amin diyelim. Ahir ve akıbetimiz hayır olsun diyelim ve arkadaşlar bugünkü toplantımızı nihayete erdirelim. Nasipse, Allah izin verirse yeniden bir araya gelir. Kaldığımız yerden devam edileşiriz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.